sana merkezinden uzman Mukaddes Arslan hanımefendiyi kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Efendim hepinize hoş geldiniz istiyorum. Kıymetli oturum başkanım, kıymetli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, değerli dinleyicilerim, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin değerli, kıymetli, sevgili öğrencilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz istiyorum. Öncelikle konumu arz etmek istiyorum. Hatay idari ve siyasi tarihinde Hatay'ın vilayet ve büyükşehir belediyesi olma kararları bu konu hakkında sizlere bana hala süre içerisinde ve inşallah daha kısa süre içerisinde yaşları sıkmadan sizlere bilgilerimi arz etmeye çalışacağım. Efendim Hatay idari ve siyasi tarihi dedik. Bu tarihte tabii ki bilgilerimiz çok fazla. Ama ben mümkün olduğu kadar vilayet ve büyükşehir belediyesi olma ve dünden bugüne bilgilerimizi bir zincir dahilinde getirmeye çalışacağım. Evet, Hatay Anadolu'nun tarihi ve kültürel yönlerden en zengin kentlerinden birisidir. Hatay'ın ilçe sayısı 15'tir. Hatay ilçeleri şunlar: Antakya, Altıncı, Arsuz, Belendetme, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırkan, Kumru, Payas, Reyhanlı, Samandan ve Yayladağ ilçelerinden oluşmaktadır. Hatay biliyorsunuz Osmanlı Devleti zamanında Yavuz Sultan Selim'in 1516 seferiyle birlikte Hatay Anadolu Osmanlı Devleti sınırları içerisine dahil olmuştur. Ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesiyle biliyorsunuz önce İngilizler, daha sonra Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra 20 Ekim 1921 tarihli Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanır. Ve bu anlaşmaya göre Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır. Bu bölge Suriye ile birlikte Fransa Manda yönetimi altına girmiştir. Hatay Millet Meclisi seçimleri yapılıyor. 2 Eylül 1938'de biliyorsunuz Hatay Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Hatay Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939 tarihli toplantısında Hatay adıyla bir vilayet olarak Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay 23 Temmuz 1939'da anavatan Türkiye'ye katılmıştır. Türkiye'nin 2019 yılı itibariyle günümüzden de bilgiler aktarıyorum, geçmiş gün bugün çizgisinde. Mülki idari bakımından 81 ilimiz var biliyorsunuz. Bunun 30 büyükşehir belediyesi var, 51 il belediyesi bulunmaktadır. Osmanlı idaresine Antakya, Halep eyaletine bağlı bir sancak ve bu sancağın merkeziydi. Daha sonra 20 Ekim 1921 tarihli Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması vardı. Bu anlaşmaya göre sınırlarımız dışında kalmıştı. Aynı anlaşmaya göre İskenderun için özel bir idare tesis edilmiş, Dörtyol ve Hassa sınırlarımıza dahil edilmiştir. Belen kazası Kırıkan'a nakledilmiş,
Kırıkan ilçe, Belen ise Kırıkan'ın nahiyesi olmuştur. Hatay Cumhuriyeti Devleti 2 Eylül 38'de kuruldu ve devletin adı Hatay olarak kabul edildi. 6 Eylül 1938'de Hatay Anayasası kabul ediliyor. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet oluyor. Efendim, devletin merkezi ise Antakya olmuştur. Devlet başkanlığına Tayfur Sökmen, başvekiliye Doktor Abdurrahman Melek, meclis başkanlığına ise Abdülgani Türkmen getirmiştir. Bahsettiğimiz bu Hatay devleti 38-39 arası bir yıl süreyle hakimiyetinin devam ettiriyor. Hatay devleti döneminde Hatay idari ve siyasi yapısı şekillenme gösterecektir. Bu dönemde Hatay devleti 6 ilçe ve 11 nahiyeden oluşmuştur. Süveyye ve Harbi ilçelerine nahiyeleri yoktur. Belen Kırıkan'a bağlı nahiye olur. Hassa Türkiye'ye katıldığından dolayı Aktepe nahiye merkezi yapılmıştır. Antakya ilçesine bağlı nahiyeler var. Onların isimleri var. Yerleşim yerlerine ait pek çok isimler var, işte nahiyeler, köyler, ilçeler, nereye bağlandı, neler, nasıl bir teşkilat, mülki idare teşkilat kurulu şeklinde. Ben o isimleri biraz hızlı geçiyorum. Hatay Devleti döneminde bu tür bir siyasi mülki teşkilatlanma var. Efendim, 7 Ekim 38 tarihinde Ordu Nahiyesi Eski Sancak Merkezi İskenderun kaza yapılıyor. Hatay Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939 tarihinde yaptığı toplantıda Hatay vilayet olarak Türkiye'ye katılma kararı hakkında böyle bir önerge ele alınıyor ve oy birliğiyle kabul ediliyor. Hatay'da, pardon, İskenderun'da yayınlanan Hatay gazetesi var. Bu 23 Haziran 1939 tarihli haberde Hatay'ın Türkiye'ye vilayet olarak katılması ile ilgili basın haberlerimiz var. Ve 7 Temmuz 1939 tarih, evet burada görüyoruz bir ek kısmında. 7 Temmuz 1939 tarihte 3711 sayılı Hatay vilayeti kurulmasına dair kanun, o baş kısmında kanun ismi var. Bu kanun ile Hatay vilayeti kurulmuştur. Seyhan'dan 4 yol kazası, Gaziantep İstahiye'den Hassa nahiyesi ilçe yapılarak Hatay'a bağlanmıştır. İlgili kanun numarasını söyledik. Kabul tarihi 7 Temmuz 1939 tarihidir. 39'dan bu tarafa Hatay'ımız Türkiye'nin bir vilayeti olarak bizlere katılmıştır. İyi ki katılmıştır. İyi ki böyle bir kanun, böyle bir karar alınmıştır diye kanaatimi de belirtiyorum. İlk Hatay valisi, o zamanki emniyet amiri Şükrü Sökmen Süer, daha sonra buraya vali olarak, ilk vali olarak atanıyor. Efendim bu kanunda sadece giriş kısmını ben aldım. Daha uzun teferruat bilgileri var. 12 asıl, 13 muvakkat geçici madde var. Mesela bunlardan birinci madde şöyle. Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 23 Haziran 39 tarihinde akredilen anlaşmanın birinci maddesi, o hudut tahsiye neticesinde Türkiye Milli Hududu dahiline giren Hatay arazisi Türkiye'ye ilhak edilmiştir deniyor. İkinci maddede merkezi Antakya olmak üzere Hatay vilayeti kurulmuştur deniyor. Üçüncü maddede 4 yol kazası Seyhan vilayetinden alınarak Hatay vilayetine verilmiştir. İslahiye kazasına bağlı Hassa nahiyesi merkezi Hassa olmak üzere kazaya çevrilmiştir. Hatay vilayetine bağlanmıştır deniyor. Bir ses rahatsızlığına herhalde dışarıdan geliyor. Üçüncü maddede bu şekilde geçiyor. Diğer muvakkat geçici maddeler var. Onlar da değerli dinleyiciler, sevgili gençler. O maddelerde kazançlarla, vergi resim harçlarla ilgili bir takım bilgiler var. Onları da geçiyorum. Daha sonra ek kanunlar var. Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 1939 tarihinde Eylül ve Ekim tarihlerinde yapılan 39 Eylül ve Ekim, bu Temmuz tarihindeydi. Daha sonra değişikliklere gidiliyor ve o değişiklikler mucibince bazı kazalar, nahiyeler, işte mülki teşkilatları gibi bilgilerimiz var. Bunlar bildiride de yer alacaktır.
Bizim diğer 1947'de mesela Afrika'ya bağlı Süveyde nahiyesi Samandağ adıyla 1948'de ilkçe olmuştur. Evet, ikiye geçelim. Birleşim de kabul ediliyor dedik.
Kanunda görüşme tutanaklarına baktığımız zaman bayağı bir tartışmalar yaşanıyor değerli gençler, kıymetli dinleyiciler. Bu görüşme tutanaklarında olumlu veya lehte veya aleyhte bazı konuşmalar var. Bu konuşma metinleri, tutanaklar birbirimizle yer alacaktır. Bazıları bu kanunu överken, faydalarını söylerken bazı konuşmacılar, bazı milletvekilleri de bu kanun aleyhinde bulunmuşlardır. Ama kullanılan oy sayısı 260, kabul 223, red 37 şeklinde kabul edilmiştir kanun. Efendim 14 Mart 2013 tarihli ve 6447 sayılı kanunun birinci maddesiyle 13 ibaresi 14 yapıldı, biraz önce söyledim, 26 ibaresi 27 yapılmıştır. Kanunun birinci maddesi orada da var, aynen okuyacağım, diğer maddelere geçeceğim. 1. Diyor ki Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, orada Hatay'ımız var, konumuz. Ve diğer illere geçiyorum. İllerinde sınırları, il mülki sınırları olmak üzere Aydın'la Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve bu illerin ilk belediyeleri Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüştür diyor. Madde 2'de 6, 7, 8, 9, 10, 11. maddeler var. Onları bildirip içerisinde bahsedeceğim. Türkiye 2014 yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuş olarak böyle bir mülki teşkilatta yerini almıştır. Kanunda değerli gençler ekli öyle mi? Sonuç kısmına hemen geçiyorum. Kanunda ekli 5 sayılı liste var. 6 sayılı, efendim 7, 8, 9, 10, 11 sayılı listelerde mesela bir örnek vereceğim. 8. maddede diyor ki Hatay ilinde merkez ilçe Şenköy Bucağı'na bağlı Sokular ve Hanyolu köyleri 6. ilçesine bağlanmıştır şeklinde. Yani bu ekli listeler elimizde ve bu listelerde her bir belde, ilçe, köy neyse bunların mülki teşkilattaki yerleri belirtilmiştir. Kanunun diğer fıkra kısımlarında Hatay ilinin bazı beldelerle ilgili veya ihdas edilmesi gereken kamplarla ilgili bilgilerimiz vardır. Sonuç olarak hemen sonuçtan da bahsedeceğim. Sayın Başkanım, bitiriyorum. Değerli dinleyiciler, sevgili gençler, bu Hatay haritamız, mülki idare teşkilattan bahsettim. Böyle bir haritada tamamlayıcı bilgi olur mahiyetinde buraya koydum. Genelde il teşkilatları üzerine, illerin mülki yapılanması üzerine Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüzde bu alanlarda çalışmalar yürütüyorum. Hatay'la da ilgili çok güzel idari bilgiler, tarihi bilgiler elde ettik. Sonuç olarak Hatay'ın il vilayet olması ve Büyükşehir Belediyesi olmasıyla ilgili Millet Meclisi Arşivimiz, İçişleri Bakanlığı Arşivimiz pek çok yerden, bilgi ve belgelerden, birinci elden kaynaklardan sizlere sunmaya çalıştım. Hatay'ın 1939 tarihinde vilayet olduğunu söyledik ve 2012 tarihinde de Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledim. Bir iki cümleyle genel bilgi aktarıp son vereceğim. Türkiye'nin merkezi mahalli yerel idari siyasi tarihi süreci teşkilatlanma ve düzenlemeleri tarih boyunca devam ede gelmiştir. Bu Osmanlı'da da vardır. Mesela 1863'te Tuna vilayeti, 1864'te Bosna vilayeti kurulmuştur. 1864'te ilk vilayet nizamnamesi yerini almıştır. 1871'de vilayet, sancak, kaza, nahiye, köy, bunlarla ilgili genel bilgilerimiz var. Cumhuriyet döneminde sancaklar, yuralar, vilayet yapılmıştır. 1921 ve 24 anayasaları vardır. Bunlarda mülki teşkilatlanma ile ilgili genel bilgilerimiz vardır. Sancaklar Cumhuriyet döneminde kaldırıldı, bunları bahsettim. 1949 tarihli İl İdaresi Kanunu ile Türkiye
coğrafi durum, ekonomi ilişkileri bakımından illere, iller, ilçelere, ilçeler, kucaklara şeklinde böyle bir kanuni maddeler vardır. Ve 1924'te 74 ilimiz var. 2019 yılında 81 ilimiz vardır. Hatay ilinde 66.360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sınırı ilin mülki sınırlarıdır. Kanun öncesi Hatay'da 12 ilçe vardı. Kanunla Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 4 yeni ilçe kurulmuş. Böylece ilçe sayısı 15 olmuştur. Haritada da Hatay haritamızı ve ilçelerin yerlerini, coğrafi yerlerini de görüyoruz. Daha sonra belediyelerle ilgili, yerleşimlerle ilgili bilgilerimiz var. Son söz olarak şunu söyleyeceğim. Türkiye'de yakın dönemde belediyelerin yeniden yapılanması alanında atılan reform niteliğindeki adımlarla yerel idarelerde hızlı ve etkin hizmet kalitesinin tek elden daha iyi imkan ve şartlarda sunulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda belediyeler ile ilgili olarak değişik kanunlar yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Cumhuriyet döneminde Büyükşehir Belediye uygulamaları ise yakın tarihlerde ihtiyaçlar ve nüfus artışları ile orantılı olarak ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak gelişme göstermiştir şeklinde kanaatlerimi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.